Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlerle birlikte 2000-3000 TL arasında alınabilecek telefonları konuşacağız. Daha önceki 3000-4000 TL videosundaki gibi işte özel resimler hazırlayıp özel yazılarla bir fotoğraflar oluşturmadım açıkçası. daha hızlı telefon önerilerini paylaşmak için sizlerle bundan sonra epey sitesi üzerinden gideceğiz. Epey sitesindeki cihazlara bakacağız. Zaten bütün fiyatları orada görebiliyoruz. Şimdi ilk önereceğim cihaz daha ekonomik 2000-3000 TL arasındaki cihazlar arasında fiyat olarak altlarda yer alan ve alınabilecek bir telefon olarak gördüğüm Realme 6i modeli arkadaşlar. Bakın burada telefonun e fiyat grafiği var. Burada da hemen aşağı indiğimizde şöyle bir yukarı çıkalım. Cihazın şu anki fiyatları 2380, 211, 2375 trend yolda hepsi burada da gibi fiyatları var. Bunların garantili olmasına dikkat edersiniz fiyatlara bakarken arkadaşlar öncelikle ekranla girelim Realme 6i'nin özelliklerine Realme 6'yı dediğim gibi 2000-3000 bandının altlarında yer alan 2300 bandlarında bir fiyatı olan telefon 6.5 inç IPS LCD bir ekrana sahip arkadaşlar 720p bir ekran aslında HD Plus diye geçiyor 60 Hz'lik bir ekranı var. Yani ekran tazeleme hızı 60 Hz. Arkadaşlar oyun için alacaksanız bu telefonu düşünmemeniz gerekiyor. Oyun için alacaksanız başka bir telefon daha önereceğim. Yukarı fiyatlarda 5000 mAh bataryamız var. Bu da bize bir buçuk 2 günü rahatlıkla çıkarabilir. Ekran özelliklerinden başka bir şey değinmeye gerek yok açıkçası. Burada işlemcimiz Mediatek Helio G80 2 GHz hızında 8 çekirdekli bir işlemcimiz var. Kamera tarafına gelecek olursak arka kameramız 48 megapiksel optik imaj sabitleyici olmayan bir kamera. Diyafram açıklığı da 1.8 açıklıkta. 1080p video çekebiliyor 30 fps. Başka video kayıt özellikleri de time lapse ve yavaş çekim özellikleri bulunuyor. İkinci arka kamera 8 megapiksel f2.3 diyafram açıklığında arkadaşlar. Ekstra geniş açı kamerası. Üçüncü kameramız da yine var. Arka kamera 2 megapiksel f2.4 makro. Yani yakın çekimlerde kullanabileceğimiz bir kamera. Yine dördüncü kameramız da derinlik algılayıcı bir kamera. Yine 2 megapiksel f2.4 kamerası. Ön kamerada ise 16 megapiksel çözünürlüğümüz var. 1080p 30 fps e videolar çekebiliyor. F2.0 diyaframa çıktığına sahip bir ön kamera. Kamerası bu fiyat bandı için güzel bir kamera diyebiliriz. Arkadaşlar ekran dediğim gibi IPS 60 Hz. Batarya özelliklerini de demiştik. 5000 mAh. Yani bütçeniz 2300, 2250, 2350 arasında geziniyorsa yani 2000'lerin başındaysanız telefon ararken e, bu cihazı alabilirsiniz arkadaşlar kablosuz bağlantıda AC desteği bulunmuyor sadece en bandını destekleyen e, Wi-Fi ağlarına bağlanıyorsunuz NFC desteğimiz yok Android işletim sistemimizde kutudan Android 10 çıkıyor yani bu siyah teme koyduğumuz özelliklerini kullanabiliyorsunuz. <laughs> Bataryaya tekrar gelelim. Hızlı şarj olaylarına bakalım. Arkadaşlar batarya dediğimiz gibi 5000 mAh hızlı şarjı destekliyor. 18 watt bir hızlı şarj desteği var. Realme 6i'nin bu bantta dediğim gibi önerdiğim en düşük fiyatlı telefon Realme 6i. Diğer telefonlara geçelim arkadaşlar. Diğer telefonumuz Redmi Note 9S'in 64 GB'lık versiyonu. Bu cihazın şu anki piyasa fiyatı bugün 3 Ocak 3 Ocak'taki piyasa fiyatı 2700 2630 2650 civarlarında Çeşitliselerde farklı fiyatlar bulabilirsiniz Hemen biz özelliklerine gelelim Redmi Note 9s'in 64 GB modelinin Ekran boyutu 6.67 inç yine IPS ekran arkadaşlar Full HD Plus çözünürlüğe sahip 1080x2400 395 ppi piksel yoğunluğu var. İyi sayılır. 60 Hz bir ekrana sahip. Bataryaya geldiğimizde bataryamız 5020 mAh. Teminki 26 idem 20 mAh daha fazla. Hızlı şarjı yine destekliyor. Aynı şekilde bunda da 18 Watt bir hızlı şarjımız var. 26 ile karşılaştırdığımızda aynı hızlı şarj değerlerine sahip. Burada işlemcimiz Realme Arti'den çok daha yüksek bir işlemci arkadaşlar. Qualcomm'un Snapdragon 720G işlemcisi 2.3 GHz hızında 8 çekirdekli bir işlemciye sahip. GPU frekansımız 750 MHz Adreno 618 arkadaşlar. 8 nanometre üretim sürecinde üretilmiş. Antutu puanı da 274.000 diye geçiyor. RAM belleğimiz 4 GB L Power DDR 4X RAM'lere sahip, batarya tüketimi açısından güzel RAM'ler açıkçası. Kamera tarafında kamera çözünürlüğümüz yine 48 megapiksel. Realme 6i'deki gibi optik imaj sabitleyicimiz yine yok burada. Diyafram açıklığımız F1.79, 1/2 inç sensör boyutu var. Ve video kayıt çözünürlüğü de 2160p. Ultra HD 4K videolar çekebiliyor 30 FPS'de. Dijital görüntü sabitleyici bulunuyor video çekerken. Video kayıt seçeneklerinde yine 420p 30 FPS, 1080p 30 FPS, 1080 60, 2160 30 FPS ve ağır çekim modları bulunuyor. İkinci arka kameramız 8 megapiksel çözünürlüklü f2.2 ekstra geniş açı. 119 dereceye kadar ekstra geniş açı verebiliyormuş. Üçüncü arka kameramız 5 megapiksellik. F2.4 makro. 26 e, ile, ile 2 megapikseldi bu hatırlatırım. Dördüncü arka kameramızda 2 megapiksellik derinlik algılama kamerası. 2.4 diyafram açıklığında. Ön kameramız. 16 megapiksel 1080p 30 fps videolar çekebilen f2.4 diyafram açıklığına sahip bir ön kamera arkadaşlar ağır çekim modları da bulunuyor yine bu da Android 10'la geliyor arkadaşlar unuttuğum unut, sayma unuttuğum bir özelliği var mı diye düşünüyorum kablosuz bağlantıya gelelim kablosuz bağlantı önemli arkadaşlar Realme 6'dan farklı olarak bunda kablosuz bağlantıda bakın şurada yazıyor ac desteği bulunmakta ac desteği önemli yeni bir telefon alacaksanız ac desteği olan bir telefon almanızı ben size tavsiye ederim bu telefonla oyun oynarsınız ee, ekranın tazeleme hızı biraz düşük ama işlemcisi gayet iyi e, fiyat bandı tabi e, 2700 2700'lerdeydi en son bakacağım gene şuradan fiyatına 2700 küsürlerde bazı sitelerde de 2600'lerin başlarında bulunabiliyor Anlız 64 GB'lik bir modeli bu. Xiaomi Redmi Note 9S'in. Diğer modelimize geliyoruz arkadaşlar. Diğer modelimiz Huawei P40 Lite arkadaşlar. Ee, bu telefonu alacaklara ben bu telefonu çok önermem ama hani Google Play servislerinin çalışmaması önemli değil benim için diyen arkadaşlar varsa 2000'lerin sonunda 3000'e yakın fiyatlarla çeşitli sitelerde 2900 küsürlü fiyatlara bulunabilen bir telefon. Yani 2000-3000 aralığının üst bandında yer alan bir telefon. Hemen yine ekran özellikleriyle başlayalım. 6.4 inç yine IPS bir ekranı var. 1080 2310 Full HD Plus ekran çözünürlüğüne sahip 398 ppi piksel yoğunluğu var. Bu da 60 Hz arkadaşlar. USB Type-C var zaten hepsinde. Bunu anlatmaya gerek yok. Bataryamız 4200 mAh. Şu ana kadar söylediğimiz telefonların içinde en az bataryası olan telefon. Ancak Huawei'nin işlemlerinin işlemcilerinin batarya tüketimi konusunda cimri olduğunu size söyleyebilirim. 40 katlık bir hızlı şarj desteği bulunuyor. Kamera özelliklerine önce bakalım. Kamerası 48 megapiksellik. Bu düzeydekilerin hepsi neredeyse 48 megapiksel arka kamera sunuyor. Bizlere arkadaşlar F1.8 diyafram açıklığına sahip 1080p'de 30 fps videolar çekebiliyormuş. İkinci arka kameramız 8 megapiksellik 2.4 diyafram açıklığına sahip ekstra geniş açılı bir kamera. Üçüncü kameramız yine 2 megapiksel F2.4 makro. Dördüncü kameramız da yine 2 megapiksel F2.4 derinlik algılayıcı kamera. Ön kamera çözünürlüğümüz 16 megapiksel yine 1080p 30 fps e videolar çekebiliyor. F2.0 diyafram açıklığına sahip. Ee, Huawei biliyorsunuz fotoğraf çekiminde usta bir firma. Dolayısıyla fotoğraf sizin için önemli önemliyse ve Google Play servislerin olmamasını da dert etmiyorsanız e, Huawei P40 Lite'i ben size öneririm. İşlemciye gelecek olursak arkadaşlar Burada Huawei'nin kendi üretimi olan Huawei Kirin 810 2.27 GHz'de çalışan 8.8 dekli bir işlemcisi var. Grafik birimi ise Mali G52 MP5 arkadaşlar 820 MHz hızında çalışıyor. 7 nanometre üretim sürecinde yapılmış bir telefon. Oyun oynamak için de gayet ideal diyebiliriz. Bu telefon için Huawei P40 Lite modeli için bağlantı özelliklerine gelelim. Ben bağlantı özelliklerini önemsiyorum açıkçası. A bağlantı özelliklerine. Şuradan Wi-Fi özelliklerini bulamadık. Hemen bulalım onu. Bunda da arkadaşlar yine Wi-Fi AC var. Huawei P40 Lite cihazımızda. Önerdiğim üçüncü cihaz da buydu. Dördüncü cihaz olarak arkadaşlar Oppo Reno 2Z modelini öneriyorum. Bu telefon kuzenimde var, ee, kullandım. Çok iyi fotoğraflar çekebiliyor. Ee, Pop-up bir ön kameraya sahip. Şöyle tasarımına da buradan bakabiliriz. Diğer telefonların tasarımlarına bakmadık ama siz araştırırsınız. Bu da yine e, 2300 bandının üstlerinde yer alıyor. 2800 ve 2900 lira arasına konumlanmış bir cihaz. Oppo biliyorsunuz üst seviye telefonları üretiyor. Fiyatları çok da ucuz olmuyor. Hemen ekran özelliklere başlayalım. 6.5 inç AMOLED bir ekrana sahip. Şu ana kadarki ilk AMOLED ekranlı telefonumuz. 1080 2340 çözünürlüğünde bir ekranı var. 394 ppi piksel yoğunluğu. 60 Hz arkadaşlar. Oyun oynayabilirsiniz. İşlemcisi kuvvetli ama 60 Hz yeter mi bilmiyorum. Bataryaya geldiğimizde 4000 mAh bataryası var hızlı şarjı destekliyor. 20 wattlık bir e, VOOC flash şarj desteği bulunmakta. Hemen işlemcisine geldiğimizde Mediatek'in Helio P90 işlemcisi var. 2.2 GHz hızında. 8 çekirdekli bir işlemci. Grafik işlemcisi de PowerVR GM9446 işlemcisi. 970 MHz'ında çalışıyormuş. 12 nanometre sürecinde üretilmiş bu CPU arkadaşlar RAM 8 GB depolaması 128 GB hafıza kart desteği varmış diğer telefonlarda bunlara değinmemiştik kameraya baktığımızda arka kamera yine tümünde olduğu gibi 48 megapiksellik optik imaj sabitleyicisi olmayan bir kamera diyafram açıklığı f1.7 diyafram açıklığı gayet iyi 2160p de yani 4K da 30 fps videolar çekebiliyor en üst düzey şeklinde. Burada diğer video kayıt seçenekleri 720 30, 1080 60, 1080 30, 720 60 gibi seçenekler var. 2160'ta da 30 fps çekebiliyor. İkinci arka kamera 6 megapiksel f2.2 ekstra geniş açı. Üçüncü arka kamera makro 2 megapiksel f2.4 Makro değilmiş bu arada arkadaşlar. Monokrom sensörmüş. 1 bölü 5 sensör diyor. Dördüncüsü 2 megapiksel derinlik algılayıcı f2.4. Monokrom dediği herhalde optik yakınlaştırma mıydı? Bildiğim kadarıyla öyleydi. Ön kamerada 16 megapiksel 1080p 30 fps videolar çekebiliyoruz. F2.0 diyafram açıklığına sahip ön kamerada. Antutu puanımız, diğerlerinde de bahsetmedik ama bunu da bahsedelim. 217.300. Diğerlerinin Antutu puanları daha yüksektir zaten. 8 GBta RAM'imiz var. 128 GB depolamamız bulunuyor. Oppo Reno 2Z'de. Bir ağ bağlantılarına da bakalım Wi-Fi AC desteği var mı? Bu arada Android 10 ile geliyor. Bu da 9 geliyor ama hemen Android 10 oluyor. Ben bunu biliyorum. Wi-Fi'de de AC desteğimiz bulunuyor arkadaşlar. Diğer telefona geçelim. Samsung'un Galaxy M31. Ben bu telefonu kullanıyorum arkadaşlar. Şarjı bir gün gidiyor Exynos işlemcisinden dolayı. Yani Exynos işlemci telefonları çok önermiyorum ama hani bu batarya size cazip geliyorsa ki bana cazip gelmişti. Ben o yüzden almıştım. Şu anki fiyatları 2800 dolarlarında Hani bu M31'i ben çeşit olsun diye koydum denilebilir Aslında ee, çok önerdiğim bir telefon değil kendim kullandığım için çok önermiyorum ee, Exynos işlemcisi o 6000 miliamperlik bataryanın hakkını veremiyor ne yazık ki bana yoğun kullanımda bir gün gidiyor Hadi biraz daha az kullansam bir buçuk gün gider ama böyle bir bataryanın en az iki gün gitmesi lazım ekranla başlayalım 6.4 inç Super AMOLED bir ekran Full HD Plus çözünürlüğünde 403 ppi piksel yoğunluğu var diğerlerine göre daha iyi 60 Hz'lik bir ekran bataryamız dediğimiz gibi 6000 mAh'lik bir batarya hızlı şarja sahip hızlı şarjı 15 watt bir hızlı şarj var arkadaşlar Exynos 9611 işlemcisi var 2.3 GHz'inde 8 çekirdekli bir işlem ama, işlemci ama emin olun bu Yazan performans size vermiyor işlemci. Grafik biriminde Mali G72 MP3 kullanıyor. Antutu puanı 195.300 puan arkadaşlar. İşlemci üretim süreci 10 nanometre. Mali G72 demiştik zaten. 6 GB RAM'i var. 128 GB'de depolaması bulunuyor. E, kameralara gelecek olursak bu cihazın kameraları iyi ama kameralar fiyat düzeyinin kısa. E, beklentisini karşılıyor diyebilirim. 64 megapiksellik bir kameramız var. Bu düzeydeki en yüksek kamera gördüğünüz gibi ana kamera olarak 4K'da 30 fps videolar çekebiliyor. F1.8 diyafram açıklığına sahip. Diğer video çözünürlükleri 720-30, 1080p-30, 2160p-30. İkinci kamera 8 megapiksel geniş açı f2.2. Üçüncü kamera f2.4 makro. Dördüncü kamerada 5 megapiksellik bir derinlik algılayıcı f2.4 kameramız. Ön kamerada 32 megapiksellik. Gördüğünüz gibi ön kamerası da şimdiye kadar gördüklerimizin en iyisi megapiksel bakımından. 2160p 30 fps video çekebiliyor. Ee, yine 1080p ve 720p'de videolar çekebiliyor. Ben elimde olduğu için biliyorum. O yüzden söylüyorum. Android 10'la geliyor. AC desteği var. RAM e, RAM'ini söyledik mi? RAM'i 6 GB arkadaşlar. Depolaması 128 dedik. Yani ben bu fiyat bandında çok önermem. Hani böyle 2300, 2400, 2500 olsa belki öneririm de ki ben o fiyatları aldım. 2500 aldım. Ama yine de e, yüksek batarya için ve amoled ekran için tercih edilebilir. Son telefonlarımıza yavaş yavaş yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bu telefonumuz Realme 7. Yeni çıkan Realme'nin 7 telefonu. 2800 bandında bir telefon. Burada sağda fiyatları görebiliyorsunuz zaten. Biz ekran özellikleriyle başlayalım. Ekran özelliklerinde 6.5 inç IPS bir ekranı var. 1080p, 1080p değil pardon. Full HD Plus bir ekran. 405 ppi şu andaki en yüksek piksel yoğunluğuna sahip telefon olarak hatırlıyorum ben. 90 Hz oyuncular için e, tavsiye edilebilecek bir telefon bence. 90 Hz olmasından dolayı. Bataryası 5000 mAh. Bunda bayağı hız, iyi bir hızlı şarj vardı. 30 Watt'lık bir hızlı şarja sahip. Hızlı dolduracaktır bataryayı. Tabii bir batarya ne kadar hızlı doluyorsa o kadar da uzun vadede hızlı e, ömrü tükenir. Onu da ayrıyeten belirtmek lazım. MediaTek Helio G95 2.05 GHz'inde 8 çekirdekli bir işlemciye sahip. Mali G76 MC4 grafik işlemcisine sahip. 900 MHz 12 nanometrelik bir CPU Antutu'dan 300.300 puan almış. 6 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip. 64 GB depolama olanını seçtim. Bizim fiyat bandımıza girmesi açısından USB Type-C ile şarj oluyor. Kameralara gelecek olursak az önceki M31'deki gibi bunda da yine 64 megapiksellik bir kamera var. F1.8 bir kamera. 4K'da 30 fps videolar çekebiliyor. 720, 30, 60, 1080, 30, 60, 2160p'de de 30 fps videolar çekebiliyor. Ağır çekim modları bulunuyor. İkinci arka kamera çözünürlüğü 8 megapiksel f2.3 ekstra geniş açı. Üçüncü arka kamera 2 megapiksellik f2.4 makro. Dördüncü arka kamerada f2.4 monokrom bir kamera. Ön kamerada da 16 megapiksellik f2.1 bir kameramız var. 1080p 30 fps e videolar çekebiliyor. Ağır çekim modları bulunuyor arkadaşlar. Wi-Fi özelliklerine bir bakalım. Çip destekliyor. Dolayısıyla AC desteği de bulunuyor Wi-Fi tarafında. Ben en sonda size bu telefonlardan ben olsam hangisini alırdım bu fiyat bandında bunu söyleyeceğim arkadaşlar. TCL 10 Plus bu fiyat bandında dikkat çekici telefonlardan tasarımsal yönden dikkat çekiyor. İşlemcisi diğer telefonlara göre biraz geri kalıyor ama tasarım olarak gayet iyi. 2500 lira, 2550 lira civarında bulunabilen bir telefon 3 Ocak itibariyle. Ekran özellikleriyle yine başlayalım. Bu telefonumuzun AMOLED ekranı var. TCL bildiğiniz gibi dünya ünlü panel üretici firmalardan 6.47 inç AMOLED ekran, 1080x2340 Full HD+, 390 ppi piksel yoğunluğu, 60 Hz'lik bir ekrana sahip arkadaşlar. 4500 miliamper bataryamız var USB Type C hızlı şarjı var 18 watt hızlı şarj desteği ile beraber geliyor İşlemciye bakacak olursak burada Snapdragon 665 e, bu listedeki en düşük işlemcili telefonlardan bir tanesi 2 gigahertz 8 çekirdek işlemciye sahip Adreno 610 grafik birimine ve 11 nanometre üretim sürecine sahip. RAM'imiz 6 GB, depolamamız da 64 GB. 64 GB'lık olanı seçtim arkadaşlar fiyat bandımıza yine girebilmesi açısından. Kamera özelliklerine bakacak olursak ana kameramız 48 megapiksel. Bu ana kamerayla 4K 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz. F1.8 diyafram açıklığına sahip Yavaş yakın modları var. Video kayıt seçenekler arasında hep 30 fps var. 1080p, 2160p ya 30 fps. Video kayıt seçenekleri var. Arka kamerada. İkinci kameramız 8 megapiksellik f2.2 ekstra geniş açı. Üçüncü kameramız 2 megapiksellik f2.4 makro. Dördüncü kameramız da 2 megapiksellik f2.4 derinlik algılayıcı kamera. Ön kameraya da baktığımızda 16 megapiksel 1080p 30 fps çekimler yapabiliyor. F2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera. Bu F değerleri e, cihazın kameranın e, ne kadar ışık aldığını gösterir bize arkadaşlar. E, hani bilmiyorsanız tekrardan belirteyim. Android 10 ile geliyor. Wi-Fi bağlantı seçenekleri AC destekliyor. Yani doğal band Wi-Fi'ye sahip bir cihaz. Şimdi gelelim son cihazımıza. Son cihazımız 3400 TL telefon önerilerinde de bulunan bir cihaz. Fiyatı düştü. 2300 bandına girdi. Gördüğünüz gibi şöyle söyleyeyim fiyatları. 2800'lerin başından 2900'lerin sonuna kadar fiyatları var. Arkadaşlar Poco X3 NFC 64 GB modeli yalnız. Bu ekranıyla öne çıkan ve işlemcisiyle öne çıkan bir telefondu. Ekran özelliklerine e, gelelim. Ekran boyutu 6.67. Ekranıyla öne çıkma çıkıyor dediğimi dememin sebebi e, 120 hz bir ekran tazeleme hızına sahip olması. IP IPS LCD ekran. 1080e 2400 Full HD Plus. 395 ppi. Bakın burada hemen görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. 120 hz ekran tazeleme hızı diyor arkadaşlar. Bu oyunlarda size büyük bir avantaj sağlayacaktır. Özellikle PUBG tarzı FPS oyunlarında 5000 5160 mAh bataryaya sahip 33W bir hızlı şarjı var. Gayet iyi 64 megapiksel ana kamera, optik imaj sabitleyici bulunmuyor. F1.89 diyafram açıklığında 4K'da 30 FPS videolar çekebiliyor. 1080p 60 2160p 30 fps videolar çekilebiliyor. İkinci kamera 13 megapiksel f2.2 ekstra geniş açı. Üçüncü kamera 2 megapiksel f2.4 makro. Dördüncü kameramızda yine 2 megapiksel f2.4 derinlik algılayıcı sensör. Ön kameramız 20 megapiksel, 1080p 30 fps, f2.2 diyafram açıklığına sahip. E, gayet güzel bence. Video e, olayında da 1080p 30 fps videolar çekebiliyor. Dediğim gibi bu telefonu ben oyunculara öneriyorum. E, Wi-Fi performans da yine çift band AC desteğine sahipmiş. Saydığım telefonlar arasında ben 2000-3000'ler arasında bir telefon alacak olsam şu size en son gösterdiğim e, Poco X3'ü alırım. Ne yalan söyleyeyim. Oyun oynayan bir insan değilim ama e, gerek işlemcisi olsun e, gerek bataryası olsun gerek ekran tazeleme hızı olsun. Ekranı da gayet iyi. Kullandığı işlemci de güzel. Ve fiyatı da bu fiyat bantlarına düştüğü için ben burada Poco X3'ü size öneririm. 2000-3000 lira bandında oyun oynuyorsanız Oynanamıyorsanız fotoğraf önemliyse ve Google Play servislerinin olmamasını önemsemiyorsanız P40 Lite'ı öneririm. Yine az çok oynayan biriyseniz ve bir kamera performansı da biraz daha iyi olsun ve Google Play servisleri de olsun diyorsanız Realme 7'yi öneririm. Batarya önemliyse batarya performansı M31'i öneririm. Ancak dediğim gibi Exynos işlemci dolayı bataryanın hakkını pek iyi veremiyor diyebilirim. M31'in de kamerası iyi tabii bu arada. Bu şekilde arkadaşlar 2000 lira 3000 lira arasında telefon önerilerimiz böyleydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu seferlik veya diğer seferlerde telefon önerilerini bu şekilde yapacağım. Hem daha hızlı oluyor hem de bu güncelleme işini daha sık yapabiliriz en azından. Bu telefonlar için epey sitesini kullandım tekrar belirteyim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.